Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sizlerle beraber ekosistem ekolojisi ile alakalı test çözeceğiz. Gelin bakalım başlayalım. İlk sorumuz güzel sorulardan bir tanesi. Karasal bir ekosistem ile sucul bir ekosistemin ekoton bölgesi verilmiştir diyor. Şimdi biz ekotonu tanımlarken nasıl yapıyorduk arkadaşlar? İki tane küme çiziyorduk. Ve bu iki tane kümenin arkadaşlar kesişim kümesi diye ne yapıyorduk adlandırıyorduk. Tabi burada tam çıkmadı ama şöyle göstereyim. İki tane kümenin kesişim kümesi yani arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz ifadeye biz ne diyorduk? Ekoton diyorduk, değil mi? Yani şu A kümesi ise bu da B kümesi ise eğer ki A kesişim B'ye ekoton deniliyordu. Şimdi buna istinaden bir soru yazdık ama şöyle bir soru bu. Birazcık ilginç bir soru bakalım. Şimdi buna göre ekotonlarla ilgili demişiz. Hangisi doğrudur diyor. Tür çeşitliği en fazla olan bölgelerdir. Şimdi tür çeşitliği en fazla olan bölgeler mi? Evet. Burada arkadaşlar tür çeşitliği en fazlaydı. Yani A'dan da B'den de vatandaşlar olacağı için tür çeşitliği burada nedir? Fazladır arkadaşlar. O yüzden birincisi doğru. İkinciye bakalım. Ekotonda yaşayan türler doğal olarak diğer iki ekosistemde de yaşayabilir diyor. Şimdi bakın. Burada soruyu düşünürken birazcık farklı düşünüyor olman lazım. Mesela bizim kümeler konusunda anlatılan neydi? Atıyorum burada 1, burada 2, burada 3, burada 4, işte burada 5, burada 6 var. Burada ise atıyorum 7, 8, 9 var tamam mı? Şimdi buradaki 5 ve 6 elemanı A'nın da elemanı, işte 5 ve 6 elemanı B'nin de elemanı. Dolayısıyla dersin ki abi A kesişim B'de ikisi de yaşayabiliyor. Yalnız burada durum matematiksel ifadeden birazcık daha farklılaşıyor. Dikkat ettiysen şekle toprak ekosistemi var ve su ekosistemi var. Geçiş ekosistemi bulunmakta. Biz buna ekoton demişiz zaten. Şimdi burada yaşayan, geçiş ekosisteminde yaşayan canlılar, birlikte yaşayan canlılardır. Yani şunu demeye çalışıyorum. Bu vatandaş burada yaşıyorsa eğer ki burada ve burada illaki yaşayacak diye bir kaidesi yok. Orta kısımda bulunmuş, orta kısımda yaşayabiliyor bu canlı anlamına geliyor. Yani iki canlı topluluğu bir arada yaşayabilen yerlerdir ekotonlar. Dolayısıyla burada e ekotonda yaşayan türler doğal olarak diğer iki ekosistemde de yaşayabilir diye bir kayeti söz konusu değil. Yani toprak ekosisteminde ve su ekosisteminde yaşayacak diye bir e kural yok arkadaşlar. Sadece geçiş ekosistemleri diye adlandırılan muhabbet ekotonlar. Bu yüzden matematik kısmından birazcık ayrılıyor. Hani ben daha sonrasında soru soracağınızı bildiğim için o yüzden burada hani matematik kısmından farklı anlatmaya çalıştım tamam mı? Mesela şurada geçiş ekosisteminde atıyorum kaplumbağa varsa bu kaplumbağa karada yaşıyorsa suda yaşayamaz belki de. Anladınız mı? Hani olay o yani. O yüzden bu patladı. Çok güzel çeldirici ışıklardan bir tanesiydi bu da. Ekoton'da yaşayan türler diye iki ekosistemdeki yaşayanlardan daha gelişmiştir diyor. Yani ne alakası var? Buradaki de daha gelişmiş olabilir. Mesela köpek balığı var burada abi. E buna bakıldığı zaman geçiş ekosisteminde yer almıyor köpek balığı ama. O zaman bu da patlayacaktır. Cevap ne gelecek o zaman? Adana gelecek tamam? Olay buydu. Karasal bir ekosistemdeki besin ağı gösterilmiştir. Besin ağına göre yargılarının hangisi doğrudur diye sormuşuz. Ot sayısının artışı, ot sayısının artışı, şunlar arttı. E, besin alanındaki tüm canlı olumlu yönde etkiler. Evet arkadaşlar burada üretici bir canlı olduğu için bu vatandaş ne yapacaktı? Diğerlerinin tamamını da olumlu yönde etkileyecek mi? Etkileyecek. Her zaman bir kuraldı bu zaten. Baykuş ve tilki. Baykuşumuz burada, tilkimiz de burada. Kuş için rekabete girerlerdi. diyor. İkisi de kuşla besleniyor mu? Besleniyor. O zaman rekabet ederler mi? Ederler. Aslan sayısının artışı. Aslanlar da burada. Tavşan ve geyiklerin azalmasına sebebiyet verir diyor. Tavşan nerede abi? Tavşan burada. Geyik nerede? Geyik burada. İkisi de e, aslan ikisi de besleniyor mu? Besleniyor. O zaman ne olacaktır arkadaşlar? Azlaşına sebebiyet verecektir. Cevap ne geldi? Edirne geldi. Geldik üçüncü sorumuza. Hemen bakalım ona da bir. Aşağıdaki grafikte bir komünitede birbiriyle besin zinciri oluşturmuş. 5 ay popülasyonun biyokütlerinin miktarı gösterilmiştir diyor yapacağım işlem ne olacaktı? Büyük kütlesi en fazla olan en altta olacaktı. O zaman M vatandaşı en altta diyebilir miyiz? diyebiliriz. Sonra kim gelecektir? T vatandaşı gelecektir arkadaşlar. Sonra K vatandaşı, sonra L ve sonra ise N. Yani en üstte N bulunacaktır. Besin zincirinde son tüketici M popülasyonudur diyor. Besin zincirinde son tüketici M popülasyonumuzdur arkadaşlar. Hayır. M popülasyon üretici vatandaşı olduğu için arkadaşlar son tüketici değildir arkadaşlar. Bu yüzden adana patladı. T popülasyonunun belli otçu olabilir diyor. Evet otla besleniyor gördüğünüz gibi. Doğru. L popülasyonunu oluşturan bireyler heterotrof beslenmek zorunda zaten. Çünkü neden? K ile beslenecektir. Doğru. K popülasyonunu oluşturan biri etçil olabilir diyor arkadaşlar. Evet çünkü T ile besleniyor etçil olabilir. Doğru. N popülasyonunu oluşturan bireyler İhtiyaç duyduklarında inorganik maddeleri hazırırlar demişiz. Şimdi ihtiyaç duydukları inorganik maddeyi ne yapacaktır? Hazır alacaktır. Örneğin mesela mineralleri ne yapacaktır? Hazır almak durumunda zaten arkadaşlar. İhtiyaç duydukları inorganik madde mesela suyu hazır halde almak durumunda. Doğru mu? Doğru. O zaman cevabımız ne gelecek? Adana gelecekmiş. Dörde geldik şimdi de. Yukarıdaki uzaklardan ABC canlılarının beslenme şekli hangisidir diye sormuşuz. A canlısı besinlerin üzerinde yaşadığı canlıdan hazırlığı ve ona zarar verir diyor. Bakın bu ne kokuyor abi? Parazitlik kokuyor değil mi arkadaşlar? Parazitlik. B'ye bakıldığında kendi besinin ışığa ve klorofile ihtiyaç duymadan üretir diyor. O zaman bu kemosentez yapan bir canlı grubu ışığa ihtiyaç duymuyorsa C canlısı ölü organizmalar tarafının üzerinde organik madde inorganik madde dönüştürüyorsa eğer ki bu nedir? Saprofit bir canlıdır. O zaman parazit kemosentez yapan ve saprofit bir canlı olacakmış. O zaman cevap ne geldi arkadaşlar? Edirne geldi. Hemen bakıyorum. Devam ediyorum daha. Bir göl ekosisteminde tüketici canlı türlerinin dokularında biriken zehirli bir maddenin oranı dikkat önemli tüketici canlı türlerinin diyor K türünde 0.01, L türünde 0.1, M türünde %1'miş. O zaman M en üstte mi? Evet. Sonrasında ne gelecekmiş? L gelecekmiş, sonrasında K gelecekmiş. Bir de bizim burada en altta neyimiz var? x'imiz var. X ne burada peki? Üretici canlı. Çünkü diyor ki bana bu tüketici canlı türlerinin dokularında diyor. Yani X tüketici olmadığına göre X de aşağıda olmak durumunda. Buna göre hangisi doğrudur diyor arkadaşlar. L türü ikinci dereceden tüketici olabilir diyor. Bu birinci dereceden tüketici K. L de ikinci dereceden tüketici olacak mı? Olacaktı. Bakın çok güzel taklaya getiriyorum size. Çok güzel. Biyokütlesi en fazla M met olan M türdür diyor arkadaşlar. Hayır X tür olacaktı. Yani benim sonradan adlandırdığım vatandaştı patladı. En az birey sayısına sahip olan K türüdür diyor arkadaşlar. En az birey sayısına sahip olan K türü değildir. M türü olacaktı arkadaşlar. Bu da patladı. Cevap ne geldi? Adana geldi. Çok güzeldi bakın bu. 6'ya geldik. Optimum koşulların sağlandığı bir deneyde yukarıdaki gibi deney tüplerinde eşit miktarda inorganik besin çözeltisi ekleniyormuş. Bunların tamamında ne varmış arkadaşlar? İnorganik besin varmış. Yine inorganik yine inorganik varmış. Birinci kaba K türü, ikinci kaba L türü, üçüncü kaba M türü tek hücreli canlılar kolunuyormuş. Şimdi bunların tamamında o zaman K türü, L türü ve M türü ama tek hücreli canlılarmış. Ortam aydınlatıldığında K ve L canlısı çoğalıyormuş. Yani o zaman ışık varmış çoğalıyor ışık varken çoğalıyor çoğalıyor. Tamam ortam kanlık olduğunda K canlısı çoğalıyormuş L canlısı çoğalmıyormuş. O zaman K canlısına bakıldığı zaman diyebilir miyim ben kemosentez yapıyor bu canlı için evet diyebilirim kemosentetik. Bu vatandaş için ne diyeceğim peki? L tür canlı için arkadaşlar. Ortam karanlık olduğunda çoğalmıyorsa bu vatandaş da fotosentez yapacakmış. Tamam. Aydınlık ve karanlık ortamlarda M canlılarının çoğalmadığı ve bir süre sonra öldüğü gözleniyor arkadaşlar. O zaman M canlısı ne kemosentez ne fotosentez yapan bir canlı değil. O zaman bu vatandaş neymiş? Hazırcı bir vatandaşmış. Tamam KLM ile ilgili hangisi doğru değildir diyor. Bir ve ikinci kapta bulunan canlılar karbondioksit özünlemesiyle besin üretir diyor. Hem kemosentez hem fotosentez yapan canlılar ne yapacaktı? Karbondioksiti kendi çıkarları için ne yapacaktı? Kullanıp besin üreteceklerdir. Doğru. Üçüncü kaptaki canlı heterotrof beslenir diyor. Hazırcı beslenir diyor. Söylemiştim zaten. Bir ve ikinci kaptaki canlıların hücre özütlerinde klorofil saptanır. Saptanmaz. Bakın bir de saptanmaz iken iki de saptanırdı. Klorofil çünkü kemosentezlerde ortak değildi. Birinci kaptaki canlılar prokaryot hücre yapısına sahiptir. Doğru kemosentez yapan canlılardan bahsediyorum. Birinci kaptaki canlılar inorganik madde oksitleyerekten enerji üretir demişiz. Kemosentez yapan canlılar bunu yapıyordu. Cevap Ceyhan gelmiş oldu değerli arkadaşlar. Geldik şuna 7'ye geldik. Aşağıdaki şemada 3 farklı yaşama birliği X, Y, Z ve bu yaşama birliklerinde ekotonlar verilmiş arkadaşlar. Şemayla ilgili hangisi kesin doğrudur diyor. Şu kısımlara ben ne demişim arkadaşlar? K ve L'ye ekoton demişiz tamam mı? En az tür çeşidi Z bölgesinde bulunur diyor. Şimdi bu da kesin açısından sorduğu için Z için bir şey konuşamazsın veya yani X için bir şey veya Y için bir şey konuşamazsın. Sen sadece neyi bilirsin burada? K ve L tarafı ekoton olduğu için çok fazla tür çeşitliği vardı. ama yani en az türü bilemezsin patladı. En çok tür çeşitliğini bilemezsin patladı. Yani bilirsin de X değildi bu. Nedir? K ve L'dir. Tür çeşitliği en fazla K ve L bölgesinde. bunun evet ekoton bölgesi olduğu için. Cevap ne geldi? Ceyhan geldi. Buna geldik. Akarsulara bol miktarda azot ve fosfat bileşiklerinden oluşmuş tuzlar geldiğinde akarsuyun döküldüğü göllerde hızlı bir alg artışı olur. Gölün yüzeyi alglerle kaplanır ve gölün ışık geçirgenliği azalır. Bunlara bağlı olarak da oksijen miktarı dolayısıyla tür çeşitli azalır. 3 ay ve gölde yapılan gözlem sonucu sonucuna göre aşağıdaki grafiklerde belirtilen değişimler saptanmıştır diyor. Tamam. Burada tek hücreler varmış. Duyarlı omurgasızlar varmış. Kabuklular varmış. Balıklar varmış. Grafiklerde 3 ay ve gölün canlı dağılımına bakılarak azot ve fosfat kirliliği durumunun çoktan aza doğru sığanışı. Lan bak alıcı gözüyle bak şimdi. Burada birey sayısına bakıldığı zaman birey sayısı en fazla olan ne olacaktır? En temiz suda yaşayan olacaktır. Orta kararda ise 2. En pis su ise ne olacaktır? 3 olacaktır tabii ki. Çoktan aza doğru sığanışı dediği için ne olacaktı bu? 3 en fazla e, pis, 2 sonrasında sonrasında 1 olacak değil mi? Cevap ne geldi? Edirne geldi. Bakın soru zor gibi gözüküyor ama gayet de kolay sorulardan bir tanesi aslında. Bu tip soru soruyor ÖSYM işte. Gelin bakalım devam. Bir ekosistemde yaşayan belirli bir canlı türün hücre dışı sindirimi yaptığı kloroplast bulundurduğu maşallah organik madde solunumla inorganik maddelere dönüştürdüğü gelişmiş sindirim enzimlerine sahip olduğu bu canlı türünün beslenme şekli hangisi olabilir demişiz. Şimdi bakın ben buraya saprofit diyor olsam e, bu vatandaşları ne diye adlandırabilir? Mesela saprofit bir vatandaşsa eğer ki bu. Saprofit bir vatandaşsa eğer ki bu vatandaş neyi neye çevirecekti? Organik madde inorganik maddeye çevirecekti değil mi? Fotosentez yapıyor mu bunlar? Yapmıyor. Kloroplast bulunduruyor diyor zaten. Ama saprofit canlı da fotosentez özelliği ki patladı. Bakın gitti bu heterotrof beslenme olamaz zaten neden kloroplast bulunduruyor zaten Ototrof beslenme olabilir yalnız yalnız şimdi burada gelişmiş sindirim enzimlerinden bahsetmiş ve hücre dışı sindirim enzimlerinden bahsetmiş Ototrof canlıya bakıldığı zaman hücre dışı sindirimler arkadaşlar ve gelişmiş sindirim enzimleri arkadaşlar bulunmamakta bunların bu yüzden bu da patladı şimdi. Yapıp, yarı parazit beslenme demişiz. Bakın yarı parazit beslenme evet gelişmiş sindirim enzimlerine sahiptir. Ee, hücre dışı sindirim de yapabilir. Ama organik maddeleri sonun inorganik maddeleri üstüne veyahut da kloroplast bulundurma da hani aşağı yukarı vardır. Fakat şöyle bir durum söz konusu. Burada vermiş olduğu canlı grubu bakıldığı zaman şunu yapabilme özelliğine sahip. Kardeşim ben glikozu alıyorum. Tamam mı? Bu glikozu parçalayabiliyorum. Ama glikozu arkadaşlar alıp tekrardan ne yapıyorum değerli arkadaşlar? Tekrardan hani glikozu çevirebiliyorum. Bunun haricinde sindirim izinden çok fazla gelişmiş benim her haltı yiyorum anlamına geliyor. Bakın bu soru ne kokuyor arkadaşlar? Hem ototu hem heterotrop beslenme kokuyor. Neden? Çünkü bakın burada mesela öglena diyelim tamam mı? Ögdana'ya bakıldığı zaman öglena hem fotosentez hem de ne yapıyor arkadaşlar? E, solunum yapma özelliğine sahip hem de hazırcı bir özelliğe sahip. Bakın hücre dışı sindirimleri buradan yapabiliyor. Bunun haricinde gelişmiş sindirim enzimlerine de sahipti bu canlı. Kloplast zaten Allah'ın emri bulunmakta. Glikozu da arkadaşlar ne yapıyor arkadaşlar? Bakın burada parçalayabiliyor. Organik maddeleri sonunda inorganik maddeleri ne yapacak? Dönüştürecektir. Ama yarı parazitlerde arkadaşlar yarı parazit genellikle şunu der. Baba der bana çok fazla sindirim yaptırma ya der. Hani bana da çok fazla sindirim yaptırma sen ne yap der kardeşim. Hani ben hazırcı bir adamım zaten. Bu yüzden canlının etinden sütünden ne yapayım? Faydalanayım der arkadaşlar. Bu yüzden de yarı parazit olmayıp da Cevap ne gelecek? Edirne gelecek. Ha parazit muhabbetlerini size de anlatmadım. AYT kısmında daha fazla anlatacağım. Ama burada e, ee, gibi canlılarda veyahut da böcekçi bitkileri iyi bir şekilde biliyor olmak lazım. Neden? Çünkü sindirim enzimleri bunların çok fazla gelişmiş canlılardır arkadaşlar. Bu yüzden tamam. 9'u da verdik. Ok, e, burada bir tane şahımız var. Okların genişliği aktarı enerji miktarıyla orantılı demişiz arkadaşlar. Tamam okların genişliği yani aktarılan enerji miktarı bakın önünle beraber çok yüksekmiş. Burada yine yüksek, burada az. Burada ise normal düzeyde. Burada ise en az gibi. Yukarıdaki verilen şema bir ekosistem ve temel trofik düzeydeki enerji akışını gösteriyor. Hangisi söylenemez diyor. Birbirini izleyen her trafik düzeyde enerji kaybı vardır diyor arkadaşlar. Bakın üreticiden birinci tüketiciye geçtim. Birinci tüketiciden ikinci tüketiciye geçtim. İkinci tüketiciden ayrıştırıcıya geçtim. Dikkat ettiyseniz arkadaşlar okların ne yapıyor? Küçülüyor arkadaşlar. Yani genişliyor arkadaşlar küçülüyor. Doğru mu? Doğru bu. Enerji kaybı solunum ve ısı kaybı olabileceği gibi sindirilmeyen organik madde kaybı da gerçekleşir. Olabilir. Neden? Çünkü ben elimde glikoz varsa ben bu glikozu sindirmiyorsam bunun enerji üretemem anlamına gelir. Yani bu glikozdan yeterince ne yapamadım arkadaşlar? Yararlamadım anlamına gelir. Doğru. Biris trafik düzeyde enerji kaybı açığı biyokütlenin arttırması ile kapatılır diyor arkadaşlar. Lan enerji kaybı olması demek şu demektir. Çünkü ben aşağıdan yukarıya doğru ne yapıyorum abicim? Belirli bir madde aktarıyorum. Sen istediğin kadar buradaki canlı sayısını arttır. Yani ikinci tüketici canlı sayısını arttır. Ben enerjiyi nereden alıyorum abi? Aşağıdan alıyorum. Dolayısıyla aşağıdan aldığım enerji herhangi bir şekilde artmayacak ki. Sen canlı sayısını arttırırsan aşağıdan aldığın enerji düşer aslına bakarsan. Bu yüzden Ceyhan patladı. Enerji kaybı doğada besin ağlarının ve zincirlerin uzunluğunu sınırlar diyor. Evet. Çünkü bir üst basamağa çıkamıyorum. Çünkü neden arkadaşlar? İşte enerji yok. Yani daha fazla enerji aktarılmıyor. Doğru. Bir ekosistemde enerjiden en yüksek oranda yararlanan canlı ototroflar doğru tabandaki canlı en fazla ne yapacaktır? Yararlanacaktır diyebiliriz. Güneş ışığından da zaten biliyorsunuz bunu. 11'e geldim. 11'e geldim. Aşağıdaki grafikte bir amip popülasyonuna ait birey sayısının hücre büyüklüğüne göre değişimi gösterilmekteymiş. Tamam. Grafiğe göre hangisi doğrudur diyor. Orta büyüklükteki bireyler sayıca en fazla. Şimdi bakıldığı zaman hücre büyüklüğü ortadayken arkadaşlar pik yaptığı görülüyor. Grafiğin doğru mu? Doğru. Hücre büyüklüğü arttıkça birey sayısı artar diyor. Şimdi hücre büyüklüğü arttıkça birey sayısı artmıyor baba kusura bakma. Neden? Hücre büyüklüğü artmış birey sayısı düşmüş. Hücre büyüklüğü artmış birey sayısı düşmüş. Patladı. Büyük hücreli bireylerin metabolizmanı daha azıdır. Bilemem. Bu grafik onu söylemiyor ki bana metabolizmanızdan bahsetmemiş bana hiçbir şekilde. Patladı. Cevap ne geldi? Adana geldi. 12'ye geldik şimdi. Grafikte bir popülasyonun birey sayısının zamana göre değişimi verilmiştir diyor. Grafiğe göre hangisi doğrudur diye sormuş. C'de büyüme hızı sıfırdır. Bakın bu muhabbetine birey sayısı zaman grafiğinden bahsetmişiz burada. C'de büyüme hızı sıfırdır diyor. Birey sayısı artış gösteriyor mu? C'de hayır sabit gelmiş. O zaman büyüme hızı sıfır mı? Sıfır. E'de ölüm oranı doğum oranından fazladır diyor. E'de birey sayısı azaldıysa eğer ki ölüm oranı doğum oranından fazla olacak mı olacak. A'da çevre direnci en yüksektir diyor. Şimdi A'da çevre direnci en yüksek değildir. Neden A'da çevre direnci en yüksek değildir? Dikkat ettiyseniz A vatandaşı arkadaşlar yine e, az da olsa bir artış gösteriyor. Ama dikkat ettiyseniz E vatandaşında arkadaşlar ne yapmış bakın bayağı bir azalma söz konusu. Azalma söz konusu olduğu için arkadaşlar ne olacaktır? Çevre direnci en fazla olan E olacaktır. Ha şunu diyebilseydim eğer ki A'da, e, çevre direncinin ilk görünmeye başladığı yer A'dır. Doğru mu? Doğru olacaktır. Neden? Çünkü burada şöyle bir büyüme söz konusu değil dikkat ettiyseniz. Veyahut da Bayağı güzel bir şekilde büyümüyor bakın bu grafik. Böyle büyümüyor arkadaşlar. Dolayısıyla nedir arkadaşlar? Yavaştan yavaştan alttan alttan büyüyor bu. O zaman burada bir çevre dönence görülüyor demektir. Ama ağda çevre dönence en yüksektir patlatır beni. Cevap ne gelecek o zaman değerli arkadaşlar? Denizli de gelecekmiş tamam. Evet ekosistem ekolojisinde böyle ne yapmış olduk arkadaşlar? Bitirmiş olduk. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlarım. bunlar alakalı en çok sorulan sorular kısmında gelecek. Podcast'ta gelecek daha sonrasında. Ee beni dinlediğiniz için teşekkürlerimi iletiyorum arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalınız. kalın.